Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle Patrick Star'ın makyaj videosunu takip ederek onun makyajını yapmaya çalışacağım. Çok uzun bir video olacağına eminim. Çünkü saatlerce makyaj yapıyor kendisi ve bence bütün o çok makyaj yapan işte Amerikalı YouTuber'lar arasında en çok yapan diyebilirim. Yani en azından en fazla ürünü süren YouTuber bence. Sirius'cum biraz ses çıkarmasan anneciğim. Videoya başlamadan önce pazartesi, çarşamba, cuma video günlerimiz saat 5'te video yayınlıyorum. Buraya gel. Çok tehlikeli orası. Sakın çarpma. Gel. Tamam. Allık kokluyor şu an. Ne diyordum? Makyaja geçelim diyordum herhalde. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Tamam, makyaja geçiyorum. Şimdi. Değil gerçekten. Bu kısımları yapmayacağım. Kat Von D'nin Tattoo bir şey fontunu kullanıyor. Bir de Estée Lauder'ın Double Wear'ını kullanıyor ama onlar bende yok. Fırçayla sürüyor. Ben MAC Studio Fix'i kullanacağım. Çok süreceğim onunla. Bu tabi benim keşke eski ten rengimde olmasaydı bu fondöten. Ama bir şekilde halledeceğiz bence. Bunu kokladığımda aklıma direkt üniversite geliyor. Çünkü bu benim aldığım ilk fondötendi. Gözünün altına da biraz getirmiş. Kaşımı yapacağım şimdi. Yapıp döndü videoya. Koyu yapacağım kaşımı. Bununkiler çok koyu. Benefit'in Foolproof Brow Powder'ını kullanacağım ben. Koyu olan rengini kullanacağım. Bakalım yeterince bana koyu ve net bir kaş yapabilecek mi? Bu far. Boyama kitabı tekniğiyle yapacağım. Önce kenarlarını çiziyorum. Sonra içini dolduracağım. Vallahi böyle onda. Gerçekten böyle. Sonra böyle yapıyor. Krem bir kapatıcı alıyor. Gerçekten aynısını yapıyorum. Benim shape tape'im var. Ben şimdiden şey düşünmeye başladım. Nasıl sileceğim ben bunu?
Gerçekten hayatımda hiç bu kadar fazla sürmemiştim. Zaten şöyle bence o yüzden kamerada bu kadar üç boyutlu görünüyorlar. Çünkü ürün yayılmıyor. Yani sadece bence ürünün kenarları yayılıyor. Yani ürün orada duruyor. Ben de senin pudranı kullanacağım. Patrick'cim. Patrick'im bir önceki koleksiyonunda, MAC'le yaptığı bir önceki koleksiyonunda Set Powder diye şöyle bir ürünü vardı. Ben bugün bunu kullanacağım. Hala satışta var mı bilmiyorum. Belki online'da olabilir. Bulabilirsem koyarım aşağıya. Ama mağazada yok diye biliyorum. Yüzümü hareket ettiremiyorum. Çok kötü oldu. Akıyor zaten, yüzümden pudra akıyor bak. Burada kırışıklıkları da olanları böyle alıyormuşuz. Çünkü şey yapmıyor, pudrayı sabitlemiyor göz kapağını, direkt fara geçecek. Şimdi şöyle bir renk alıyor. Bu Makeup Geek'in bir farı. Bununla dağıtıyor. Ona benzer bir renk. Benim yeterince turuncu oldu mu ya? Her yerime pudra geliyor. Of! Onunki daha parlak. Ama aynı turuncuyu kullanmıyoruz. Ama yine de şöyle söyleyeyim. Pudrayı sabitleyip üstüne fare sürseydik bu kadar parlak olmayacaktı renk. Bir bildiği var yani. Ben şuradaki şu rengi süreceğim. Bence bayağı benzedi. Biraz da parmağım var. Şimdi kahverengi eyeliner çekeceğiz. O böyle likit bir eyeliner kullanıyor. Benim öyle bir eyelinerim yok. Bu da birazcık kurumuş çünkü 10 yıllık. Olmaması da 5 falan var. Biraz şey sıkalım buna, ne olur ki. Bir şey olmaz bence. Çok zor jel eyeliner.
Şimdi kirpiklerimi kıvırıyorum. O Too Faced'in beliren Sex maskarasını kullanıyor. Ona en benzeyen L'Oreal'in Paradise maskarası. Mesela ben bu YouTuber'ların önce üst göz kapaklarını bitirip, yani maskarasını, takma kirpiğini falan bitirip ondan sonra alta yapmalarını çok garip karşılıyorum. Sizce? Bence enteresan. Yani ben mesela bütün gözü bitiririm, yani alttaki farı falan, ondan sonra maskaraya geçerim. Üst alt falan. Sonra hatta yüzlerini falan yapıyorlar çoğu. Sonra alt kirpik tiplerini yapıyorlar. Değişik bir sıralama, değişik bir alışkanlık. Dünya üzerinde en sevmediğim şey takma kirpik. Ve takma kirpik takacağız. Ayrıca bu takma kirpiğim burası koptu demin. Ama başka takma kirpiğim yok. Ne kadar çok takma kirpik dedim. Küçük kısmını kesiyorum şimdi. Diğerini de bununla aynı boyda kesersen bence bir şey olmaz. Pudrayı süpürmek için tekrar pudra kullanıyor. Ben inanamıyorum artık. Gerçekten. Süre fix pudramı alıyorum. Büyük bir pudra fırçası. Ya gözümün altında nasıl bir katman olduğunu o hissi anlatmam mümkün değil. Ama gerçekten hiç göz altım yok gibi. Şimdi Patrick'in son koleksiyonu, bu hala satışta. Henüz ben de bakmadım, yani bu yeni aldığım bir şey. Summer Star koleksiyonun adı. Ben bir tek galiba highlighter almadım. Galiba o ayrı satılıyordu. Bu bir set. Çok pudra olduğu için güzel yayılıyor. Rengi bayağı güzelmiş bunun. Kaşlarım o kadar sinirimi bozuyor ki. Çok belirgin yaptı kontürü ve dağıtmadan bıraktı. Böyle mi kalacak burnum? Gerçekten burnu böyle kaldı. Vallahi böyle. Ya bütün fırçaları kirletmemize gerek var mı Patrick? Şimdi bu turuncuyu. Artık tabii olmuyor bu turuncu çünkü deli gibi pudraladın. Seninki nasıl oluyor Patrick? Anlat bakalım. Sonra ne yapıyor? Kırmızı bir far alıp bunu kirpik dibimize sürecekmişiz. Benimki MAC'in bir allığı aslında. News Flash ismi. Güzel oldu. İşini biliyor. Dudak kalemi olarak yine eski koleksiyonundan. Daha önce bir videoda kullandım mı bilmiyorum. Bayağıdır var bende. Hangi koleksiyondu bu? Kış herhalde. İlk koleksiyondu bence. Brick kalemin adı. Brick normalde olan bir kalem diye biliyorum ben. Yani sadece paketlemesi değişik. Evet. Böyle mi yapacağım ben de? Kendim gerçekten
boyama yapıyor gibi hissediyorum. Gerçekten. Yok eksikti. Turuncu bir ruj. Make Up Forever'ın 40 numaralı rujunu kullanacağım. Bu çok güzel. Neon bir turuncu. Onunki de buna benziyor. Dudak kötü olmadı bence. Ben MAC Peaches aldığını kullanıyorum. MAC kolabi diye böyle. Ben de olabildiğince MAC bunu kullanmaya çalıştım. Şimdi diyor ki yaptıklarımız yetmiyormuş gibi önce Fix Plus sıkacağız. Ondan sonra buraya chill yapacakmış. Chill'i neyle yapacağım? Chill'i neyle yapacağım? Tamam, bunu yapayım. Islakken almazdım. Olacak mı? Oluyor. Oluyor. Benim zaten çilim var ya. Şunların üstünden geçeyim birazcık. Şey yazıyorlar bazen bana. Her fotoğrafta çil yapmaya üşenmiyor musun? Burun kontürüm bence çok kötü ama alındı tabii. Yani nerede çil bana yaptırdın? Çok az yapmış. Video bitirdim ve hala highlighter sürüyor. Ya saçım böyle kalsa da olur bence çünkü saçım hiçbir şey değiştirmeyecek gibime geliyor. Sadece bence dudak kötü olmadı. Öyle de çok kötü değil ama kaşlar beni benden alıyor. Öyle yapmıştı ama yani ben bir şey yapmadım. Azıcık inceltemez miyim bunları? Ve yaklaşık bir 3,5 saat sonra videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsiniz. Yani bence bu videodan öğrendiğimiz bir şey var. O da bunu yapmayayım. o da şu krem kapatıcının üstüne hiç sabitlemeden farı sürünce çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle deneyebiliriz bence. Böyle yapabiliriz farımızı. Ama yani dudağı onun tam yaptığı gibi yapsaydım şöyle yapmam gerekirdi şuradan. Gerçekten böyle yaptı. Ama o kadarını yapamadım artık. Çünkü yeterince zaten palyaçoya benzediğim için. Evet, değişik makyaj teknikleri görmek iyi oldu. Her yerimden pudra çıkıyor. Üstüm başım her yerim pudra. Her yer pudra. Pudra görmek istemiyorum uzun süre. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamaya, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer benden istediğiniz başka böyle makyajını taklit etmemi istediğiniz isimler varsa onları aşağı yazarsanız çok sevinirim. Şu an kadar Jack Gunhill'ı yaptım. Nikki Storgles'ı yaptım. Şimdi Patrick yaptım. Jeffree Star olabilir. Neden olmasın? Ama kaşımı nasıl yapacağım? Kaşımı tıraşlayacak halim yok yani. Bunu kimse beklemesin. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.